Gizemli ev. Yani açıkçası tırsmıyor da değilim çünkü. Köpek var. Tamam. Korkmayın. Bir şey olduğu yok. İlginçtir, buralara da taş koymuşlar. Eşek sütünden buraya gelen misafirler banyo yapıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Sizi bir şatoya götüreceğim. Bu öyle bir şato ki Fransız devrimi sırasında da çok meşhur olmuş bir şato. Hemen İsviçre Fransa sınırında. Özelliklerini isterseniz birazdan şatoya vardığımızda orada anlatayım size. Görüşmek üzere. Şimdi şatonun girişi olan bir sokağa, bir caddeye geldik. Çocuklar şurada oynuyorlar. Şatoda ben yazıyor. Buradaki ben banyolar anlamında değil mi? Banyolar. Evet, yanımda kız kardeşim ve yeğenim var. Şimdi onlarla birlikte gezeceğiz. Hava biraz serin olsun ama biz keyifliyiz. Haydi bakalım gidelim. Şimdi bir yandan elimizdeki bilgilere göre bu yolu geçmemiz gerekiyor. Şatoda Ben'e doğru. Evet, ufak ufak bence Deniz sen bize özelliklerini bir oku bakalım. 1766 yılında Cenevre'li bir aile burayı satın almış. Fransız devriminde de halk şatonun kulelerinden birini yıkmış. Evet. Ve orayı fakir insanlar için o malzemeleri ev yapımında kullanmışlar. Güzel. Peki sonra? Tabii aradan zaman geçiyor. Bir süre sonra şatonun sahipleri geri dönüyorlar. 1800'lü yıllarda. Evet. Ve diyorlar ki artık evimizi biraz tamir edelim. O Cenevreli aile, bu bir tarafı yıkılmış olan şatonun sahibi aile geri dönüyor. Sıradan birisi değil mesela o dönem üniversitede hoca. Geliyor ve şey yapıyor burayı. Onarmaya karar veriyor ama onarım çok uzun sürüyor. 50 yıl kadar. Ben de bu minik meyveleri çok seviyorum. Kızılcık değil mi? Kuşburnu mu acaba? Kuşburnu, affedersin, kızılcığı. Çok güzel bir havaya sahip olduğu için sağlık tesisi haline getiriyorlar. Bir sorsana Diloş'cum beyefendi. İsi? Aa, bu bahçenin içiymiş arkadaşlar değil mi? Evet, Diloş, evet, yanlış anlamadığım kadarıyla. O şato buradaymış. İleride. ...1800'lerde düşünün. Burası bir spa, bir otel haline getiriliyor bu şato. Eşek sütünden buraya gelen misafirler banyo yapıyorlar arkadaşlar. Bakın hep asırlık ağaçlar, asırlık ağaçlar diyorum. Gerçekten asırlık ağaçlar. Ağacın artık geldiği konuma bakın. Ne hayattan kopmuş bu ağaç, ne hayat ondan kopmuş değil mi? Evet. Ciddi ciddi yarılmış ağaç. Bakın daha girişinde bizi böyle bir esrarengiz bir... ağaç, gizemli ev. Bence içeri girelim arkadaşlar. Ne dersiniz? İsviçre Fransa sınırında. Şuradaki ağaç zaten başlı başına bir olay. Yani 5 tane insan kucaklasa şu ağacı kucaklayamaz dostlar. Taşlardan çok güzel böyle döşeme yol yapmışlar kendilerine. Ayvalar nasıl güzel kokuyor, fark ettiniz mi? Değil mi? O ayva kokusu mu? Tabii. Arkadaşlar gerçekten perili köşk diyoruz ya. Aynen perili köşk. Perili bir köşk gibi. Bakın çok enteresan. İşte bin kaçlar demiştiniz? 1766'da. 1700 hatta 1600'lere de duymuştum. 1600'ler itibariyle burada lordların, toprak sahiplerinin yaşadığı bu büyük müştemilatlı, ahırlı, atların ve büyükbaş hayvanların ahırlarının olduğu, çalışanların evlerinin olduğu bu ev bakımsız bir halde duruyor. Halbuki bunun yeni halini düşünsenize ne kadar güzelmiştir değil mi? Mükemmeldir. Ama taşları çok seven bir ev sahibi var belli çünkü her yere... Bakın arkadaşlar bu taşları üst üste koymuş böyle işaretler gibi. Bunun anlamı ne acaba? Sürekli bu üst üste taşlar var. Bakın işte taşları çok güzel kullanmış, doğal taşları. Yani açıkçası tırsmıyor da değilim çünkü içeride elektrik yanıyor ama kimsecikler yok. Sadece kediler var. Üst kattaki size yakına getireyim. O kadar eskimiş ki artık arkadaşlar yani hiçbir bakım görmediği kesin. Çok eski çaputlar var yani artık tavandan sarkan. Yalnız bu ağaç arkadaşlar muhteşem. Görüyor musunuz ağacı? Ağacın genişliğini görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Yani bu ağaç kaç yıllık vardır sizce? Bu ağaç en az 700-800 yıllar. Şimdi buranın özelliğini tekrarlamak gerekirse Deniz senden dinleyelim, yaklaş bana. 1766 yılında Cenevre'li bir aile bu yapılmış olan yapıyı arazide birlikte satın alıyor. Bir süre sonra 1789 yılındaki o Fransız devrimiyle burada yaşayan insanlar gelip iki tane bunun şeyi var. Ne derler ona? Kulesi mi? Kulesi. Kulelerden biri bu. Şu önümüzde. Şu mu? Evet. Bunun karşısındaki duran az önce bizim üstüne bulunduğumuz noktayı yıkıyorlar ve onun taşlarını alıp kendilerine ev yapmışlar. Bunun ikizi olan kuleyi. Aha. 1800 yıllarda dünya sahibi geri geliyor. Şurayı bakmak istiyorum arkadaşlar. Annem açıyordu. Bizmişiz. Şimdi diyorum, çevreyi uzat. Bu eşek sütünden banyo yapıp kafalarını dinleyip buranın yoğun oksijeninden faydalanmak için. Bu bahçelerin şahane yapılmış, düzenlenmiş halini düşünün arkadaşlar. Şu anda geçemedim. Önüme engel... Kedi mi bu? Ölü mü? Canlı mı bu? Canlı. Sanırım ölü. Yok, gerçek değil. Değil mi? Sanırım. Hayır, sanırım değil. İçi doldurulmuş mu bunun? Ne olmuş mu? Bismillahirrahmanirrahim. Yok. Şimdi çok ürpertici. Gerçekten de. Açılıyor bana. Hı? Kapısı açık. Aa, köpek var. Ha. Ay, uzaklaşalım. Geliyor. Tamam, yok bir şey oldu, yok. Tamam. Salü. Tamam, seni rahatsız ettim. Özür dileriz. Bay bay. Oldukça ürpertici bu yerden ayrılıyoruz. Belki bir gün bir akşamüstü geliriz ama ne kadar başarılı oluruz bilmiyorum.